Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sayfa 327. Lemalar. İkincisi, dersin mevzusu Mahiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Mahiyet-i Muhammediye. İlk defa anladığım, yeni anladım, şöyle 10-15 gün önce, 10 gün önce anladığım bir manayı sizinle paylaşacağım. Ben de yeni öğrendim. Âlem-i İslam'ın şecere-i kübrasının menşei, cümleyi okuyayım, çekirdeği, hayatı, medarı olan Mahiyet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam. Şimdi bir ağaç var, böyle bir hayal edin böyle, hayal edersen daha iyi kavrarsın mevzuyu. Ağaç var, tamam. Bu ağacın bir çekirdeği var. Bir de bunun meyvesi var. Meyvenin içinde bir tane de çekirdek var. Tamam. Bu meselenin can tarafı yani. Bunun üzerine başka bir şey bina edeceğim de. Şimdi bu çekirdekten ağacın olması temessül. Bilmesen de olur. Ağaç. Tekrar ağaçtan tereşü ediyor, süzülüyor. Kur'an'dan Risale-i Nur tereşü ediyor ya, süzülüyor. Meyve oluyor. Meyveden tekrar çekirdeğe dönüşürken teşahhus ediyor. Çekirdeğe dönüyor. Bu meyvedeki çekirdekle kökteki çekirdek ne ayin ne de gayr. Aynadaki güneş. Güneş değil. Ama değil de değil. Yani ayna değil. Ayna değil buradaki güneş. Ama güneş de değil. Güneşin hassiyetine sahip. Başka bir şey anlatacağım. Yani şu, ben aynaya baktığım zaman böyle. Benim suretim gözüküyor. Beni bir yere yansıtma özelliği yok. Ayna böyle tutsam, gözüküyorum ya aynaya. Yansıt oraya diyorum, yansıtamaz. Ama güneşi aldığı zaman aldığı şey yansıtıyor. Nurani şeylerin yansıması da aynı kendi özelliğini taşıyor. Tabii ki güneş tam değil. Ama güneşin özelliğine sahip. Bu da ısıtıyor. Bunun da rengi var. Bu da aydınlatıyor. Tamam. Şimdi buradaki aynadaki güneş, ayna değil, güneş de değil. Buna berzah deniliyor. Şimdi bu ağacı hayal et. Tamam mı? İkinci bir örneği. İkinci bir örneği, bu örneği birinciyi çok duydunuz. İkinciyi dinleyin. Bina bunun üzerine çıkacağım. Keban Barajı'nın direkt bu eve bağlasam ev ne olur? Yanar. Kömür olur. Kömür olur. Duman olur. 500 bin volt. 100 bin voltuna bir metre yaklaşırsan duman ediyor. Toz. Kömür ediyor. 500 bin olursa 5 metre, öyle diyor. Ehilleri öyle diyor. Şimdi 500 bin voltluk ceyranı eve bağlayamazsın. İlle trafo lazım değil mi? Allah'ın hay sıfatıdır, sıfat. Hayat verme. Ben şöyle biliyordum şimdiye kadar. Allah'ın hay sıfatı herkese böyle tecelli ediyor. Öyle değil mi Resul? Öyleydi. Sen de öyle biliyorsun. Ben de öyle biliyorum. Böyle değilmiş yani. Allah'ın hay sıfatı insanlara vuruyor, insan canlanıyor. Neye benzer? Eğer Allah'ın hay sıfatı okuyacağım burada. İnsana direkt vursa Keban Barajı'nı eve bağlamak gibi olur. Duman olur. Allah'ın
Hay sıfatıdır, sıfat. Bunu indirgiyor Cenab-ı Hak. Entegrelerle aşağıya doğru indirgiyor. Yoksa direkt vurmuyor. Hayat sıfattır. Esma muhi. Hayat sıfatı indirgiyor. Muhi esma. Muhi esma. Herkesin ruhuna çekirdeğini vursa gene duman olursun. Trafo yok. Burada trafo olması lazım. Yani yüksek gerilim Rize ile yüksek gerilim arası şehirle yüksek gerilim arasındaki trafo ayrı. Rize ile pazar arasındaki trafo ayrı. Daha da indirgiyor. Pazardan da senin evindeki trafo ayrı. Tamam mı? Allah'ın sıfatı hay. Muhi trafoya bir vuruyor. Trafodan da bana vurmuyor. Nur-u Muhammedi'ye vuruyor. Nur-u Muhammedi'den herkes kendisine uygun evini aydınlatıyor. Hayatlanıyor. Direkt yok. Bu sorusu çıkıyor. Peygamber ihtiyaç mıdır? Varlığın kadar ihtiyaçtır. Peygamber yol gösteren manasında sif değil. Kur'an'ın tercümanı manasında sif değil. Varlığımın sebebidir peygamber. Peygamberi kaldırdığın zaman Keban'la ben karşı karşıyayım. Onun hayat-ı Muhammediyesine vuruyor, oradan teşavvüp ediyor. Diyor ki, alim İslam'ın şeceri kübrasının menşei. Nur-u Muhammedi yani. Bu hep Nur-u Muhammedi deriz ya, Allah ilk önce onun nurunu yarattı. Şu ağacı düşün. Bu ağacın altındaki bir çekirdek var. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Bu ağaç mahiyeti Muhammediye, maddi hayat-ı Muhammediye. Ağacın arkasındaki manevi program manevi hayat-ı Muhammediye. Meyve Risalet-i Ahmediye. Tamam mı? Meyve Ahmet yani peygamber olur. Şimdi bu zat kainata değil, hepimizin hayatına sebebi vücududur. Ortadan kalkarsa trafo, Keban'la binanı matap etmek gibi vücut, vücut olmaz. Yok olur, Adem'e tekrar döner. O zaman peygamber, hayatıma ne kadar ihtiyacım var hayatıma? Keban barajı ile benim ev arasındaki trafo kadar peygambere ihtiyacım var. Peygamber ihtiyaç mıdır? Vücudum kadar ihtiyaç var. Yoksa direkt hay tecelli edemez. Olmaz. Patlar yani. O muhi esması Nur-u Muhammedi'yi bir vuruyor. 18 bin alem teşavvüp ediyor. Patlatıyor. İşte diyor ki alem İslam'ın şecere-i kübrasının menşei. Alem İslam bir ağaç. Onun menşei. Menşei. Kaynak. İki. Çekirdeği. Üç. Hayatı. Şecere-i hilkatte hepimiz bir meyveyiz. Meyvesiz, ağaçsız meyveyi düşün. Ağaçsız meyve. Herkes meyve. Hepimiz meyveyiz. Hangi, nasıl meyveyiz? Belki yeni arkadaşlar gelmiş. Neyin meyvesi? 18 bin alemin hulasalanmış bir özüz. Mesela baki alemin özelliği var bizde. Beka istiyoruz. O alemin hulasasıyız. Ebed istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. İstemeyen var mı? Fani dünyada ben niye beka istiyorum? Niye bir yerde bulunan bir insanın her yerde olma ihtiyacı var? Niye her yerde olmak istiyorum? Kanser olmak istemiyorum. Hasta olmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Neyi? Bak bakalım isteklerin hiçbirisi bu dünyada var mı? Yok. Niye var o zaman sende? Niye sonsuzluk istiyorsun fani bir dünyada? Niye bir yerde bulunurken her yerde olmak istiyorsun? Fıtratta var. Sen mi taktın bu cihazları? Adam bak arabayı biraz önce bana verdikleri arabayı. Vitesi taktım arkaya. 80 santimetre, 75 santimetre, aynı bir stopla söylüyor. 70 santimetre, 60 santimetre, 30-40'a düşünce durunuz, durunuz, durunuz diyor. Niye o cihaz takılmasa kim bana ikaz edecek? Ya bir cihaz ya.
Bir cihaz birisi takmış. E bende beka istiyor. Bu cihaz değil mi? Arabanın arkasına sensör gibi değil ki ya. Bir beka istiyor. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Hastalık. Bu sensörden daha kaliteli sensör değil mi ya? Böyle bir cihaz değil mi? Sen mi taktın bunu? Yok. İşte o alemin en güzel delili sen oluyorsun. İşte senin vücuda gelme, o hayatı kaldırırsan, hani bazıları soruyor, peygamber ihtiyaç mı? Vücudun kadar ona ihtiyacın var. Rehberlik manasında değil illa. Hayatımızın hayatı. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. İlk önce o çekirdeği yaratıyor, sonra üzerine bina ediyor. Sök bakayım ağacın altından çekirdeği. Çekirdek yok. Ağacı nereye bina edeceksin? Aleyhisselam, mahiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam fevkalade istidat ve cihazatı ile alem İslamiyeti maneviyetini teşkil eden kutsi kelimatı. Şimdi getirdiği kelama şimdi gidiyorum. Kelimatı şu. Önümde Kur'an var. Bak burayı da dinleyin. Eğer cam açma şansınız varsa kapıyı aç. Açtın mı? Şimdi önümde yazı var. Bunu da iyi dinleyin arkadaşlar. Kur'an'ı hiç kimse şimdiye kadar görmemiş. Bak. Önümde yazı yazıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Okuyorum. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Hiç ömründe ses duymamış. Ahraz. Hem dilsiz hem sağır. Ben bu yazıyı göstersem, bu yazının karşılığı bu sestir diye hiç hayal edebilir mi? Hiç ömründe ses duymamış. Ağzıma bakıyor. Oynuyor. Yani yazı sese benziyor mu? Veya ters düşünüyoruz. Duyuyor, hiç görmemiş. Ama ona diyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayal et bakalım bu nasıl bir şey? Bu sesten, bu Kur'an'daki yazıyı hayal edebilir miyim? Edemez. Edemez. Peki, şekil sese benzemiyor. Farkı düşün. Şekille ses. Farkı düşün. Bu sesle fikir benzemiyor. Fikir de vicdan benzemiyor. Yani katlanarak geçiyorum arkaya. Şekil. Suret asıl. Ha. Şekil, suret. Şekil, ses. Ses üzerinde bindirilmiş fikir. Onun arkasında vicdan. O hani diyoruz ya ne biçim vicdanın var ya? Ne biçim söylüyorsun demiyoruz. Veya bir fiil yapıyorsun. Ulan vicdanın kurusun ya sen bunu nasıl yaptın ya diyoruz. Sonra onun arkasında kalp var. Onun arkasında ruh var. Hiçbirisi birbirine benziyor mu? Bak bakalım. Şekil. Ses. Üzerine bindirilmiş fikir. Çünkü o sesi dinleyince hani fikirleniyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun. Bak ben buraya okuyorum. Seslendiriyorum. Hiç benzemiyor. Ama sende bir şeyler oluyor. Bu da fikir. Mana. Fikir yani. Sonra kalp. His. Vicdan. His. Kalp, maneviyat, ruh, latife. İşte Kur'an bu şekilden başlıyor. Bu süreçlerden geçe geçe Allah'ın kelam sıfatına kadar gidiyor. Bu şekilden kelam sıfatına kadar sürecin tümü Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için Kur'an'ı biz ancak libasıyla muhatabız. Elbisesiyle. Biz Kur'an-ı Kerim'i görmemişiz yani. Şu Kur'an-ı Kerim değil, musahaftır. Çünkü Kur'an mahluk değil. Mürekkep bu. Buradan gir sese. Herkesin Kur'an'ı değişiyor bir kere seste. Kim nasıl okuyorsa. Oku Kur'an'ını diyecek. Oku Kur'an denmeyecek. Oku Kur'an'ını. Okuduğun Kur'an'ı söyle. Oku onu. Okuduğunu oku bakalım. Ne okudun sen dünyada? Oku Kur'an'ını. Oku Kur'an'ı değil. Tamam. Senin Kur'an'ın. İşte bu şeklin üzerine bindirilmiş bunlar hepsi.
Sen onunla üzerindeki battaniyeyi kaldırıyorsun. Şeye benziyor. Ölüm diyor, ustad tebdil-i mekandır diyor. Tebdil-i mekan ne demek? Yer değiştirme. Mesela İstanbul'dan Rize'ye geldim. Tamam, güzel. Başka bir fikri olan var mı? Tamam, bak. Efendim? Eşeğe bir yerden bir yere geçmek. Tamam, ölüm için diyor ki, tebdil-i mekandır. Bu odadan o odaya geçmek. Bu zahir manası. Batını böyle değil. Ölüm böyle değil. Aslı böyle değil. Gözüken bu. Nedir o? Bir odadan odayı değiştirmek, bir de odayı değiştirmek. Tebdil etmek, bedellemek. Yani çekirdekten ağaç yapmak. Ağaç çekirdeğin bitişiği değil. İnkışağının inkışafı, patlamasına çıkmış. Tebdil-i mekan, mekan değişikliği değil, mekanı değiştirmektir. Aynı yerde oluyor. Yani şu, alem-i şehadet ve dünya ahiretin üzerine tenteneli perde mi? Perde neredeyse, örtü neredeyse, örtülen de aynı yerde. Bir daha, örtü neredeyse, örtülen de aynı yerde. Yani çekirdeğin içindeki geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman hepsi içine... Hepsi var. Hepsi var. Şu anda biz toprak altındayız. Usta diyor ki dünya toprağı altında. 23. sözde. Bak şu toprağın altında çekirdekleriz hepimiz. Şu anda. Nasıl üzerimizde kapalı şu anda. Çekirdekler konuşuyoruz ama her bir çekirdeğin sırtından toprağın üzerine çıkan bir ağaç filizi var. Ağaç. Hiç kimse ağacı görmüyor. Kimisinin sırtındaki filiz şeftali. Kimisinin kiraz. Kimisinin muz, kimisinin diken, kimisinin çınar. Hiç kimse görmüyor. Ahiret olmayacak. Ahiret oluyor. Şu anda oluyor senin ahiret. Olurken oluyor. Malzemelerle olmayacak. Oluyorsun şu anda. Ona delilimi söylüyorum. Bunlar saydıktan sonra. Şu anda güzel bir haletin yok mu? Böyle... tatlı bir hal yok mu öyle ülvi şey? Hoş bir halin yok mu? Yoksa demek ki derse girememişsin daha. Tatlı bir halin varsa hal. Bu şu anda teneffüs etmiş olduğun havaya benzemiyor. Yediğin gıdaya benzemiyor. Özür dilerim baklavaya benzemiyor, cinselliğe benzemiyor. Şu andaki atmosfer, halet, halet. Bende var mesela. Bu hiçbir şeye benzemiyor, dünyaya benzemiyor. Ne demek bu? Orayı burada yaşıyorsun demek. Aa işte tebdil-i mekan. Üzerindeki battaniye kalktı. Şu anda orayı yaşıyorsun. Onun için şu anda vefat etsen orada olduğundan dolayı haletle öldüğünü anlamayacaksın. Çünkü oradasın zaten şu anda. Şu anda oradasın. Bir gün bizi derste öldüreceksiniz o zaman. Şu anda öldük mü yani? Şu anda dünya cihetiyle öldün. Yoksun. Dünya cihetiyle değilsin hakikaten. Şu anda kalet Allah aşkına baklavaya benziyor mu? Yok hocam hiçbir şey. Yani bir gezmeye benziyor mu? Bir cinselliğe benziyor mu? Ne bileyim bir mutluluğa benziyor mu ya? Ya bu andaki bir halet yok mu değişik bir şey? Lezzetli o. Lezzetli o. İşte buralı değil bu. Buranın malzemesi değil. Buranın ifadesi değil. Orayı burada yaşamak, işte ahiretin üzerindeki tenteneliği, perdeyi kaldırmak bu. Şu anda yaşadığın dünya cinsinden değil. Tebdil-i mekan, mekan, mekanı kaldırıyorsun. Mekanda mekana gitmek o suret adır. Sureti budur. Hayat çarpı iki yapıyoruz o zaman Hasan abi. Hayatı iki diyoruz. Evet. Çünkü ustad diyor ki iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasınlar diyor. İman, bak elime bak. İman... Hayatın hayatı. İman hayatı mayalıyor. İkinci bir hayat yaşıyorsun. Yani iman etmeyenlerin dışında fark etmemiş Müslümanlarda şuurun nispetinde ikinci dereceyi hayat yaşıyor. Şu anda kehalet işte. Bunu kafir rüyasında göremez şu duyguyu. Bunu göremez yani. Rüyasında da göremez. O lezzet bildiği şey bilinen malum şeyleri biliyor. Bunları bilmez. Mahiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade istidat ve cihazatı ile
alem İslamiyeti maneviyetini teşkil eden kutsi kelimatı, yani ne iyiliklere yapmış baksana, vücuda gelmene sebep olmuş. Bugün Trabzon'daydım. Dedi ki, Allah'ın dedi bir tanesi. Orada tanıştık böyle. Seviyeli insanlar. Abi dedi, Allah'ın dedi rahmetini dedi görmek için. Nasıl bir şey dedi rahmeti? Dedim ki, Ebu Cehil'e bile nihayetsiz rahmet etmiş. Böyle bir Allah. Nasıl Ebu Cehil'e rahmet etmiş? Adem'den vücuda çıkarmış. Daha ondan büyük iyilik olur mu? Varlığa çıkmış. Olsa bile. Peki şekli nasıl dedi? Ben bu masayı yaptım. Masadan önce değil miyim? Masaya benziyor muyum? Yok. Cenab-ı Hakk'ın merhameti, affı, şefkati bizdeki cilve, cemal, nakış sanatı yani masa gibi. Bizdeki merhamet, şefkat, af masa gibi. Allah'taki de benim gibi haşa. Bu masaya benzemediğim gibi ben masayı ben yaptım. Masadan önceyim. Allah'ın da affı, şefkati seninkisine hiç benzemiyor. Hiç alakası yok. Seninkisi ben cinsten olsa mahluk olurdu. Böyle bir rahmeti var. Onu bilmiyorum nasıl bir şey. Ama kesin biliyorum ki benim cinsimden değil. Benim cinsimden değil yani. Öyle harika, mükemmel, sonsuz bir merhameti var. Çünkü mahluktaki bütün hepsi cilve, cemal, nakış sana. Bu cinsten olamaz. Hakikaten Allah da böyle olmalı zaten. Ben olsaydım ufak böyle hata yapanları sinek gibi böyle eziyorum ama Allah o geniş, nasıl bir geniş? Yani nihayetsiz, bak hadsiz ve nihayetsiz diyor. Anlıyor musunuz? Nihayetsiz böyle. Hadsiz yukarıya. Enlem ve boy. Hadsiz ve nihayetsiz. Hadsiz ve nihayetsiz rahmet. Ama bizdekine hiç benzemiyor. Yalnız bizdekiler ona işaret ediyor. Böyle bir şeyi var. Benimkiler yapılmış masa gibi. Böyle bir Allah'a yamukluk yapılmaması lazım ya. Yani hakikaten ayıp. Hiç azap bile vermese şöyle desem. Ya bunu yaptın değdi mi yani? Bana değdi mi yani? Dese insan rezil olur zaten. Alem İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı Kur'an. Tesbihatı. İbadatı en evvel bütün manasıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat-ı ruhiyesini düşün. İlk defa yapıyor. İlk defa Subhanallah duyuluyor. Daha öyle bir şey yok. Biz diye Subhanallah, soluyor. Nasıl da çekiyorlarsa o kadar çabuk namaz tepsiyatından Subhanallah oluyor ya. Bir adam gibi bile çekmiyoruz. Ama ilk defa onda Elhamdülillahi Rabbil Alemin duyuluyor. Ne acayip bir şey. İlk defa duyuluyor bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz duya alıştık bu işe. Subhanallah. Duya alıştık bunu. Ama ilk defa nasıl bir insandı şöyle hayal et. Dinleyecek misiniz beni? Uzat elini o zaman. Bir uzat. Uzak korkma. Bak elini. Bak bu parmağa bak. Ben bir şey söylüyorum. Merak etme, zarar etmeyeceksin. Kibir yapma. Uzat. Tamam. Bak şimdi parmağından su akıyor. Oradan bak. Sen diyorsun ki akıyor. Kesin. Kesiliyor. Ne yaparsın sen şimdi? Ömre diyorsun su akıyor. Ömre diyorsun kesiliyor. Ne yaparsın? İbrahim Hanım ne yaparsın sen? Parmağından su akıyor. İstediğimi yaparım da. Sen ne yaparsın? Bayılırsın herhalde sana bir küt diye. Şimdi yani, ben bir kere... Nerede hata var diye düşünürüm. Ne yaparsın biliyor musun hocam? İşte Kemal Bağır'ın hakikati orada işte. Bir başka kim ne yapardı? Parmağında su akıyor. Bütün dünya gösterirdi. Bütün dünya gösterirdi. Başka? Doktora giderdim. Doktora giderdim.
Tabii ben başka. Hocam meşhur olmak için ya. Meşhur olmak için yapardım diyor. Hocam ben bu dünyaya ait değilim diye. Vay. Peki ikinci soru. Mezarlığa gittiniz. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Ey kabir ehli, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun desen, hepsi ve aleyküm selam ya İsmail deseler, kalksa böyle şey, ne yapardın İsmail? O sen aşağı inerdin, onlar yukarı çıkardı. Tabi canım, kalp gitti. Daha uçak düşüyor diye öt patlıyor. Öt denen bir şey var. Şimdi adam babasına diyor ki, babasının şeyi battaniye sarmışlar öteki odada. Hocam dedi, lojmana getirsek olur mu dedi, cenaze evinde Almanya'da. Dedim niye? Ya hocam iyi olur dedi ya. Daha yıkanmamış ya, battaniye sarmış öteki odada duruyor. Bir sürü karabalıklar var. Bana paketlemek istiyor babasını. Lojmana. Dedim ya. Dedim ben korkarım dedi. Niye hocam dedi ya. Ya hortlarsa dedim. Hocam dedi, hortlar mı dedi. Madem hortlamayacak niye bana gönderiyorsun? Şimdi bak arkadaşlar. Şimdi o gücü bana veren isnat ederdim ben olsam. Onu bana isnatlarını veren güce iskeni ona teslim ederdim. Şimdi şaşırmaz mıydın? Şöyle parmağımdan su akıyor. Emrediyorum akıyor, emrediliyor kesiliyor. Bu zat, bu fiili geç. Yani mucize göstermesini geç. Bu olay onun imanını ne yapar? Yani böyle bir şey olmaz ya. Yani bunun imanı nasıl olur? Gayet normal. Ey ashabım, var mı tabakları boş olan? Gelsin doldursun. Develeri susuz olan gelsin doyursun. Kabını, bacağını vesaire, kabı hepsini getirin, doldurun için. Ama bakıyor. Bu nasıl bir teslimiyet? Nasıl bir sakinlik? Nasıl bir armoni? Ya nasıl bir denge? Ben bir kere parmağımdan kaçarım ya. Ödüm patlar yani, parmağımdan su akıyor. En ufak bir vücudumuzdaki farklı bir değişiklik, hastalık diyoruz. Ödümüz patlıyor ya. Adama diyorlar ki maalesef kansersin demiş. Ya öyleyim ben demiş. Aşağıki giriş katında ya. Üçüncü kat yatakhaneye çıktı. Bir saat sonra bakıyorlar ne zaman gitmiş. Bir saat sonra ölmüş. Daha kanserle ölmemiş yani. Kanser haber verilmiş adama. Şimdi parmağından su aksa şimdi. Ya nasıl bir iman? Nasıl bir teslim? Mezara gidiyor. Mezarlar konuşuyor. Nasıl etkilenmiyor? Nasıl bir iman? İşte ben bu imanına hastayım işte. Ve talibim bu tarafına. Yani bakıyor gayet normal. Sanki hiç su akıtıyorsun. Böyle bir zat. Ümmeti olmak. Takipçisi olmak. Önderim olmasını söylemek. Ne garip ya. Düşmanları adım adım takip ediyorlar bir kusurunu görsek diye. Kusur buldukları yerde harikalıklar çıkıyor. Bir Arabistan'ı biliyorsunuz. İki tane vadi arası. Benim bildiğime göre Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sosyoloji okumadı. Tıbbı okumadı. Hukuk okumadı. Siyasal okumadı. Okuma yazması da yok. Nasıl böyle harikalar oluyor? Okuma yazması yok. Şeyleri söylüyor zaten. Alternatifleri söylüyor. Yani zıtları söylüyor. Bu cihazlar diyor. Düşmanlar diyor. Ya diyor zaten önce kafayı yedi. Adam reis değil diyor. Kendi söylüyor bu cihazı. Kabile reisi değil, aşiret reisi değil, parası yok diyor. Bir ticaret şeyinde, sistemde işçi çalışıyor. Ondan sonra okuma yazması yok diyor. 7 kişi okuma yazması var o dönemde. Hiçbir tanesinin içinde değil. Zengin değil, tanınmıyor. Okuma yazması yok. Niye peygamber olsun diyor ya. Adam onun için kafayı yedi Ebu Cehil. Çok tuhaf yani. Yani burada bir yanlışlık var mı demek istedim. Aynen burada bir yanlışlık olması lazım diyor adam. Ben olmam lazım diyor. Ama Allah işte okuma yazması olmayandan çıkaracak ki bize merhamet olsun. Onun okuma yazması olsaydı kendisi yazdığı ihtimali olurdu. Okuma yazması olandan Kur'an'ın çıkması biraz umulur.
Ama okuma yazması düşmanları dahi yoktur demesi onda böyle bir şey umulamaz. Daha var olan kitap anlamıyoruz da. Bu kitap oradan tereşüh etmiş. Bu manaları hurasa eden bir kitap nasıl bir zattan inmesi lazım? Risale-i Nur gibi binlerce nihayetsiz tefsirler var. Anlatmanızı rica edeceğim sizden. Veysel Karani miydi Hazreti Ali'ye? Muhammed'i gördün mü? Resulullah'ı gördün mü? Resulullah'ı gördün mü diye. Onu bir söylesene. Evet. O çok gerçekten o ağırlığı nasıl üzerinde, nasıl bir tarafı olduğunu hakikaten insan orada biraz daha yerine. Evet, Veysel Karani dedi ki Hazreti Ali'ye radıyallahu anh. Ya Ali, Resulullah'ı gördün mü? Ya Veys, onunla büyüdüm. Onunla doğdum büyüdüm. Tekrar, ya Ali, sen Resulullah'ı hiç gördün mü? Anladı. Dedi ki, iki defa gördüm. Biz tabii beşer ve et ve kemik olarak düşünüyoruz. Onun taşımış olduğu ruh. O ruhu bilmiyoruz ki. Sen şu anda cesedini ben görüyorum. Bilmiyorum ki içsel yapını. Sen de bilmiyorsun ki kendinde neler oluyor şu anda. Neler yapılanıyor. Neler ortadan kalkıyor. Neler, hangi taşlar konuluyor. Şu anda neler oluyor sende. Farkında mısın? Bilmiyoruz ki. Şu anda durmuşuz dinliyoruz. Yanlış şu var işte. Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Fakat kendimi iyi hissediyorum. Öyle değil mi? En küçük mana bu. Kendimi iyi hissediyorum. Ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Ama bir şeyler oluyor işte. O zat alemlerde dolaşıyor burada. İşte Cenab-ı Hak hay sıfatıyla Muhyi Esma'ya, Muhyi Esma'sından Nur-u Muhammediye, Nur-u Muhammedi'den 18 bin aleme, 18 bin alemden de ben olmuşum. Direkt bana vursa ne olur? Duman olur. İşte bu silsileleri zatında yaşıyoruz. Nasıl bir ruh? Kardeşim, içeride yaşayanların dış dünyaya hükmetmesi çok kolay. Allah meselesini halledenin ihlas sırrı çok kolay. İhlasın sorun olması tevhidde sorun olduğundan kaynaklanıyor. Unutmayın. İhlasta sorun, tevhidde sorun yaşıyoruz. Çünkü bu anlatılanların Hasan dese ki bendendir. İhlas sorunu değil, tevhid sorunu var. İhlas sorunu yok. Kafirin namaz sorunu yok. İman sorunu var. İlk önce iman, sonra namaz. Biz de ihlas sorunu değil, tevhid sorununu yaşıyoruz. Bizden zannediyoruz. Allah'ı tam bilmiyoruz. Allah'ı tanımıyoruz da. İddia ediyoruz. Varlığını bildiğimizi zannediyoruz. Ezberde bir la ilahe illallah diyoruz. Yani eğer tevhid konusunda içsel yapı hakikaten her şeyin Allah'ın cilvesi, cemali, nakşi, sanatı olunca bu dersler sizin dersler, senin malzemen, ben de sizin malzemelerinizi dağıtmaya çalışıyorum. Ben de istifade ediyorum. Ne sen minnettar olacaksın ne de ben tabasmus yapacağım sana. Ne sen ezileceksin ne de ben tahakküm yapacağım. Hepimiz talebeyiz. Bu hakikatler direkt Allah'ın kitabından tereşüh etmiş. Eğer biz buna ne kadar inanıyorsak, tevhid sorununu ne kadar hazmetmişsek, eylemsel ve düşünsel olarak ihlas zaten bitmiş. Zaten ihlas o demek. Biz tevhid sorununu yaşıyoruz. Allah'ı iddia ediyoruz. Allah'a lisanen söylüyoruz. İçsel aleme taşınamadık da. Allah nedir bilmiyoruz ki. Benim diyoruz. Tahakküm ediyoruz. Haset ediyoruz, gıybet ediyoruz, kıskanıyoruz. Sanki onun malıymış gibi. Sen kıskanma, Allah'ın fiilini tekzip olduğunu, yalanlama olduğunu bilmiyoruz ki. Allah'ın icraatını itiraz olduğunu, haset olduğunu bilmiyoruz. Allah'ın icraatını itiraz ediyoruz. Bunun adı haset. Tanımıyoruz Allah'ı. O zaman ihlas sorunu bu yani. İhlas sorunu nasıl kalkar? Tevhidi enfüse taşınarak. Artık mülkten çıkıp enfüse taşınma zamanı gelmiş. Sorunlar hep dışarıda. Bağnazlıklar, geçimsizlikler, taassuplar,
nazlanmalar, küsmeler, konuşmamalar, hasetler, taassuplar hep dış dünyanın özelliktir. İçeride böyle bir şeyler yok mu? Zaten almıyorlar bu tip insanlar içeriye. Hep dışarıda oyalanıyor bu insanlar. Ölünceye kadar. Tevhid sorunu var. Hayat sorunu var. Bak hayat nereden gelmiş? Ama adam peygamberi nasıl biliyor? Burada ne anlatılıyor? Diyor ki kainatın çekirdeği diyorlar diyor. Oysa 571'de doğdu diyor. Adam peygamber anlayışına bakın. Peygamber anlayışına bakın 571'de doğmuş. Bu adam bunları nasıl anlayacak? Mümkün mü? Bak peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk defa Er-Rahman Elif Lam Mim. Bu tabir ilk defa ondan çıkıyor Turfan'da. Allah Allah sahabe de şaşırmış ilk defa. Neyinesi ya? İlk defa bunu duysan. Zaliken kitabuna reyb hudenlin muttakin. Ne diyor ya? Kelimatı ilk defa. Tesbihatı. İbadatın en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat hissiyesini, terakkiyat ruhiyesini düşün. Allah Allah. Parmağından su akıyor, hiç endişe etmiyor. Gayet normal. Var mı alsınlar diyor. Vallahi gayri ihtiyar elimde şu anda aksa benim ödüm patlar yani. Ben korkarım ya, parmaktan ben korkarım. Buna ait bir tane şey var, video paylaştılar da. 1,5 yaşında bir kız çocuğu var, 1,5 mu? 2 mi? Öyle gözüküyor ya. 1,5 mu? Ne? Çocuk gölgesinden kaçıyor ve düşüyor. Gene böyle kaçıyor böyle, gölgesi dibine kaymış ya. Gölgesinden kaçan çocuk ya. Çok etkili. Millet ha gülerken ben ilk seyrettiğim zaman ağladım biliyor musunuz? Odamda ağladım inan. Aynı böyleyiz. Gölgesinden kaçıyor çocuk ya. Bir öne gidiyor böyle. Nasıl ağlıyor gölgesine bakarak, en son bir yerde yığılıyor. Ayağını kaldırıyor, o da böyle geliyor. Aynı ona benziyoruz. Bu varlık var ya, varlık. Varlık bizim gölge. Çünkü biz meyveyiz. Meyvenin içerisindeki çekirdek, ağacın kökteki çekirdeğin aynısı. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, yani şeceri hilkatten bu çekirdek itibariyle biz hepsinden önceyiz. Bu varlık bizim gölgemiz. İnsan gölgesine kaçıyor veya gölgesine varmak istiyor. Böyle bir zavallı durumumuz var. Habibiyet derecesine çıkan Ubudiyet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam velayeti ise sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. Yani vilayet. Velayet, vilayet sahibi. Vilayet, var ya vilayet. Yani şehir. Şehrin sahibi. Şehirdekilerin sahibi, yönetmeni. Velayet sahibi, vilayet sahibi böyle. Vilayetin sahibi, velayet sahibi oluyor. Vali gibi. Düşün bütün. 18 bin vilayetin sahibi. Nasıl olmuş? Nasıl bir ruh var? Bilmiyorum ki. Ancak böyle naklediyoruz. Peki ne kadar oldu? Devam. 40 dakika mı? 10 dakika daha oldu. 50 dakika mı? 30 dakika oldu. 40 dakika oldu. Tamam. 40 dakika oldu. Burada keseyim. Ama şu cümleyi okuyayım, kesiyor. Usta peygamber aleyhissalatü vesselamın haletiyle kendisini bir kıyas ediyor. Peygamber nerede diye. Ona ait bir şey okumadan geçemeyeceğim. Bak peygamberin ruhunu bizi taşımak için işaret devinden kendisinin başına geçen bir hadiseyle peygamberin genel potresine, yani resmine bakma adına bir örnek veriyor. Diyor ki o Hazreti Efendi'nin iki defa görmesini de onu tamam da. O kadar. Tamam tamam, o kadar. Bir zaman bir tek tesbihin Subhanallah veya Subhane Rabbiyal Azim, bir zaman bir tek tesbihin bir tek namazda, her namazda değil, bir defa ömrümde diyor, 86 yaşında bir zat bu kadar namaz kılmış, bir defa bütün tesbihlerde değil Subhane Rabbiyal Azim geçiyor 27. sözde. Bir tane, bir tane, 32 tane değil. Bir tanesinde inkişaf etmiş, açılmış onu derken. Subhane Rabbiyal A'la.
Allah Allah. Dediği anda meğer o kapatmış yani. Zahide biz tesbih diyoruz ya. Subhanallah, Subhanallah. Subhane Rabbiyen Allah'ım, Subhane Rabbiyen A'la. Meğer kapatmış o, şifreymiş. O bir tanesi açılmış. Kafayı bir sokuvermiş o Subhane Rabbiyen A'la ile. Gördü bir tane ama. Kafayı bir sokuverdi. Allah gösterdi. Sahabelerin tarzı telakkisine yakın. Yani sahabelerin hissettiğine yakın. Sahabe gibi de değil. Bir yakın bir surette bana inkışafı bir ay kadar ibadet derecesinde emniyeti göründü. Bir ay ustap leylim leylim oldu. Aldığı o enerji, oradaki gördüğü enerji. Bir ay. Bir tane daha. Bir taneden daha. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Onlar her an o taze turfanda yiyorlar. Bizim gibi hormon yemiyor. Direkt natural. Organik. Direkt alıyorlar. Çünkü peygamberin hayatı ayna toprak gibi. Sahabelerde çekirdek gibi. Baktığı zaman peygamberin ruhuna gömülüyorlar. Ruhundan çekirdek inkişaf ediyor. Onun için böyle kalmışlar. Allah ayet göndermek zorunda kalmış. Diyor ki o da insan kalkın bırakın dedi evine gitsin ona. Kalkın diyor. Kalkar mı adamlar? Peygamberi seyrettiğini zannediyorsunuz. Ben bir aynayım. Herkes kendisini bende seyreder diyor. Baktığı zaman sahabe içini, dışını, ruhunu her tarafını seyrediyor. Vay be. Ders anlatılıyor. Kendim değişiyorum. Bakarken değişiyorum. Hani şu aynaya bakıyoruz ya lavabodan. Lavaboya bakıyoruz. Peki. Bunun saçını tarıyorsun. Aslında bunu taraman lazım ya. Bunu görüyorsun. Bunu gördün abi. Niye bunu tarıyorsun? Bunu taramıyorsun. Peygamber'e de böyle bakarken kendi saçlarını tarıyorlar. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Adamlar başka şey seyrediyorlarmış. Allah da diyor ki yeter tamam kalkın diyor. İnşallah başka bir zamanda timsali rahmetini Allah'ın timsali rahmetini muhabbetini okurum inşallah bir daha gelişimde. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavat.